Evet değerli izleyenler, bugün Dünya Kooperatif Günü. Şu anda Erdek'teyiz. Yanımda Erdek Ticaret Odası Başkanı Sayın Mimar Özlem Sarı var. Özlem Hanım kooperatifleşmeyi çok iyi biliyor. Bereketli Eller Kooperatifini Erdek'te kurdu ve mor soğan coğrafi işaret aldı. Son günlerde de Güney Marmara Kooperatifler Birliği Başkanlığı'na seçildi. Şimdi bu süreçleri Sayın Özlem Sarı ile birlikte konuşacağız. Efendim, Dünya Kooperatifçiler Günü bugün. Ne düşünüyorsunuz bugünle ilgili olarak? Valla Türkiye'nin geleceği diyorum. Gelecek. Tarım ve hayvancılıktan bütün sattığımız, ürettiğimiz ikinci el yani ham maddeli ürünler yani şöyle ham maddeli yetiştirdiğimiz ürünler arada yaptığımız ürünlerin tamamını kooperatifler üstünden esası dünya pazarlarına iç piyasaya tamamını bu şekilde satmalıyız. Yani o zaman ne kota derdi kalır ne bizim üretimdeki stok derdimiz kalır, tekelcilik derdi kalmaz. Ama biz bunu inşallah zaman için çözeceğiz. Çünkü dünya çözmüş. Artık dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa'daki bütün sistem bunun üstünden yürüyor. Herkes kooperatif ve birlik halinde. Aynı kooperatifçilik nedir? Aynı üretimi yapan, aynı şeyi yapan insanların satışlarında zorlanması ve üretimde kolaylaşması adına zorlanmalarının bitmesi ve üretimde kolay bir araya gelip bir birlik kurmalarından geçiyor. Esasında biz tabii Türkler bunu nedense beceremiyoruz. Yani ben Türkler diyorum çünkü dünya ölçeğinde incelediğin zaman biz başarılı değiliz. Mesela ben şimdi ticaret odasında baktığım zaman geçmişten bu yana hiçbir kooperatif, bakmayan kooperatif yok, devam eden yok. Evet tamam Türkiye'ye Erdek'te bir Marmara Birlik var. Onda bile düşünsene bütün üretimin satışını bizim üreticiye sorarsan ne kadar başarılı? Diyor ki nereye yetiştiriyorsun? Marmara Birlik için yetiştiriyorum. Çünkü bütün üretimi yapıyor ve direkt Marmara Birliği'ye onun koyduğu kriterler ve şeyler de satıyor. Bu kadar. Basit. Ve satışında bir problemi yok. Yetiştirirken bir endişesi yok. Niye? Marmara Birlik malını alacak. Ama doğru ne kadar çok mal yetiştirirse, ne kadar nefaseti güzel, organik ya da işte organik demeyeyim de elemeleri, kalibrasyonu ne kadar doğruysa Marmara Birliği'nin belirlediği fiyatlarda o ürünü dönem boyunca, bir yıl boyunca ne kadar iyi baktıysa zeytin o kadar iyi verim alıyor. Dönem boyunca tabii Marmara Birlik'ten de beklenen görevler var. Bu da ayrı konu. Ama kooperatifçilik birçok şeyin çözümü olacak Türkiye için. En azından köylerin göç kaybının çözümü olacak. Kalkınmalarının çözümü olacak. Kalkındıklarında Türkiye ekonomisinin çözümü olacak. Çünkü hakikaten Allah'ın bir lütfu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu misak-ı millet sınırının içinde hakikaten adam eksen adam çıkacak topraklara sahibiz belli bölgelerde. Tarım ve hayvancılık çok ileri olmasına karşın Türkiye bir Hollanda olamıyor. Yani Konya Ovası kadar Hollanda Türkiye'ye her türlü tarım ve hayvancılıkta kat be kat üstün olmasına karşın biz koskoca ülkede neden bunu beceremiyoruz bu kadar elimizde donanım varken. Bunu da dağılmakta değil birleşerek, toplanarak ve toplu üretimler yaparak aynı şeyleri üreterek becermek zorundayız. Sonumuza sahip çıkarak becermek zorundayız. Bereketli Eller Kooperatifi kurmanız zor oldu mu Özlem Hanım? Vallahi tabii şöyle süreci zor. Ben şimdi şey yapmıyorum. Yani evet kurulmasında bir şey yok. Parayı bastırdıktan sonra kooperatif kuruyorsun. Onda bir problem yok ama ben tabii esansa şöyle bir feyz aldım. Eşim 99 yılında ilk defa politikaya girdiğinde ben de tabii hiç bu işleri bilmediğim için 99 yılında ilk defa sahaya indim diyelim Erdek'te. Ve tabii birçok şoklar yaşadım. Şok şok şok. Evet kadının en büyük dileği benden benim gibi olmayabilirler. Bir meslek sahibi olmayabilirler. Evde oturduğu zaman da kadının para kazanmak hakkı, aile bütçesine faydalı olmak, aile bütçesine katkıda olmak adına. Bunu alınca böyle çözümler aramaya başladım. Kadınlarla ilgili ne yapılabilir, ne yapılabilir. Böyle azıcık uzun olacak ama ilk 99 seçimi kazandıktan sonra verdiğim her söz tutmaya çalıştığım için ki genel prensibim o yani hiç yapamıyorsam yapılan yani mutlaka bir problem mutlaka yaparım verdiğim sözü. İlk etapta ilk önce dedim ki ben bir şeye gideyim bir kadın kooperatifi kurayım ve işte Bursa'ya gideyim. İlk başta kolay zannettim tabii. Kurayım Bursa'ya gideyim. Bursa'da yeşil tekstil, nergis tekstil. O zaman durumları çok iyi ve Muş'a havlu kenara dikimine yolluyorlar. Düşünsene buradan Muş nereye? Yani bizim dedim ki böyle böyle bizim bu tarafa dedi adam tamam bir tarı yollarım. Biz de çok yolluyoruz. Ertesi hafta gelir öteki tırı alırım. Aa dedim harika kaçamadı parçalı 1 lira.
Tamam bu da güzel falan filan. Ben Nazlı'ya geldim. İşte mevcut birkaç kadınla görüşmüştüm. Onları çoğaltayım dedim. Hemen gittim dikiş makinesi fiyatı öğrendim. Garajda şey vardı, düğün salonu yapılan kapalı evet, bir yer. Evet, evet. Hatta ilk talebim belediyeden eğer iş gerçekleştirdi onu da oldum. Hatta Büyükşehir'den de istediğimi de vermedi. Zamanında da ben bunu başaramadığım için almadım zamanında Erdek Belediyesi'nde. Topladım kadınları, durumu anlattım. Böyle böyle odayı dedim en kötü ihtimal şey yaparız. Hani yazdan yaza hani belli şeylerde yapımını toplanabilecek gibi olsun. Orayı yayılalım. Hem de orayı bir pazar haline getireyim. Yöresel ürünler otobüse inerken yaz kış satılabilecek duruma gelsin falan filan. Hani niyetim büyüyerek şey yapmak kadınlar adına. Falan sonra kadınlardan bir baktım. Dediler işte yok benim o gün günüm var. Çarşamba kayınvalide bakacağım. Aa dedim oldu, havlu kenarları bana kaldı. Ben tabii baktım böyle olmuyor. Şimdi kadınlar yükümlülük altına girmiyor. Ona da hak veriyorum. Mesela bir yere imza at dediğin zaman iş Halk Bankası'ndan 90 liraydı hiç unutmuyorum. Singer dikiş makinesi düz. Onların fiyatı olmuş. Ama kredilendiğim ki azıcık sorumluluk altına girsin. Kocamdan gizli imza atmam. Şimdi tabii kadını çok iyi tanıdığım için kadın ona imza atmaz ama başka bir mağazadan 10 liraya nevresime 5 liraya imza atar. Ki böyle çok olay var biliyorsunuz hani. Şey dedim böyle olmayacak, güven tesis etmek lazım. Tabii 99 yılında öyle dene, böyle dene, devamlı formül alayım, üretim alayım, lokanta olsun falan filan yaparken derken de yok dedim bu iş olmayacak. Ben en yakın 9 arkadaşımla bir kooperatif kurayım. En azından bizde bir para kaygısı, para kazanma kaygısı olmasın. Kurduğumuz kooperatifin yelpazesini çok geniş, bütün kapıdağı kapsayan, kapıdağın bütün kadınların yaptığı ürünleri, İlk önce bütün köyleri gezdik. Kooperatif kurduktan. Kooperatif kurmak da bir numara yok. Kolay. Durumum gereği de tabii çok gezdiğim olaya hakim olduğum için kardeşim ne yapıyorsunuz? Bizi arayın. Kartımız bu, telefonumuz bu. Şunu yaptım, bunu yaptım. Tabii şu var. Biz kadınların her halini bildiğimiz için mesela ilk bana verilen numune atıyorum erişte, tarana ya da işte salça. İkinci satışa gelen numunelerde kalitesi düştü. O da zor bir şey. Bunu tadım içeyle konuştum. Yok dedim böyle olmaz dedi Dilek Hanım. Hani onun için fix bir kalitede çıkacak. O kaliteyi devam ettirmemiz lazım. Dedim ki her yapan adamın üstüne adını yazacağım işte. Erdek Bereketliler Kadın Kooperatifi, işte domates salçası, Turan Köyü, Ahmet, Ayşe, Fatma bir şey. Ha öyle olunca azıcık daha şey oldu. Bunu da azıcık daha başarıyı yakaladık. Derken coğrafi şartı aldığım için soğan satışımda çok çok üst üste geldi. Bir taşta birkaç kuş vurmak gibi oldu benim için. Kadın kooperatifi, kadınlar üretiyor, kadın tohumunu ekiyor, kadın yapıyor. Bununla birleştirdik. Şimdi 9 kadın hakikaten biz ve bütün kadınlar hakikaten çok yorucu bir şey. Paketlemesinden kamptıra yüklenmesine kadar çalışıyoruz. Bu arada tabii tenzih ediyorum köydeki bütün erkekler de hani bu konuda bize bir %100 yardımcı oluyor. Yani kooperatif film başarısı inanmaktan geçiyor. İnanmaktan ve güvenmekten. Ha bunu koydum, bunda bir problem yok. Ben herkese de söylüyorum. Köyde de, köy içinde de kurulacaksa, bundan sonra da kurulacak bir kadın kooperatifi de eksik olan bir şeyde kurmak zorundayız ve kurmalıyız. Evet. Zaten bir kooperatif bu olacak diye bir şey yok. Marmara Birlik'te var. Kadın Bereketliler Kadın Kooperatif var. Kısa Kalkınma 4 tane daha kooperatif kayıtlı bende herhalde. Onları da azıcık daha action erkeklerin yaptığı şaha kaldıracağız. Bu bölgede yapabileceğimiz her türlü ıhlamur, adaçayı, kestane, bu kuru fasulye bunlar o kadar önemli ürünler ki Erdek Kapıdağı için bal. Bunları mutlaka tetiklemek lazım. Bakın ben birçok toplantıya katılıyorum ki bu dönem hakikaten çok demiyorum hiç hilafsız. Eylül ayından beri Erdek'te 3 gün üst üste yatmadım diyebilirim. İlk defa bu ikinci günüm üst üste yattım. Ve beni çağırıyorlar. Ben o kadar mutlu oluyorum ki. Bunları böyle halkın anlayacağı değil de detaylı bir şekilde anlatmak. Bu hangi etaplardan geçtiğimi, nelerin başına geldiğini, herkesin başına geliyor bunlar. Hani başarıyı yakalarken öyle löp diye olmuyor yani. Biz de çok etaptan geçtik. Hatta geçen bir toplantıda ki dünyaca önce valla böyle sinirlerim bozuldu. Toplantıda 4 kişiyiz. Örnek bir kadın kooperatifi ben anlatıyorum. Yanımda işte Yavuz Tekelioğlu var profesör doktor ki bu konuda bütün hayatını vermiş. Yucita Araştırma Ağı'nın kurucu başkanı ve ben de Yucita'ya üyeyim. Olmaktan da onur duyuyorum. Hakikaten çok özel bir araştırma.
Asya'mızda Fransa'nın meşhur Comte peynirlerinin kooperatif başkanı. Öteki tarafında da Metro pazarlama, sebze, yaş sebze ve meyve pazarlama genel müdürü bir ulaşan vardı. Şimdi Comte konuşunca bana kal geldi. Yani şöyle kal geldi. Bakın peynir yapıyorlar. Nüfusu belki bizim kadar bir yer. Binlerce bizim zeytin kooperatifini düşünün. O tarz bir büyük bir kooperatif. Bütün ama mesela kooperatif üretenler, ham madde sağlayanlar, nakliyeciler, hepsi kooperatifi üye. Bakın ne kadar muhteşem. Herkes ürününden kilo bazından atıyorum 1 euro ya da sent bıraksa, ki o tarz bir sistemle çalışıyor. Direkt kooperatif sistemi, aidat sistemi. Adamlar 6,5 milyon euro kazanıyorlar. Böyle bir şey var mı? Yok yani. Evet. Ve peynirlerin kalitesi hiç bozulmuyor. Aynı standart kalitede devam edebiliyorlar. Biz burada 3 aşağı 3 gün sonra başka bir şeyden bir şey yapar mıyız? Ne bilmiyorum. Son olarak bir görev daha seçildiniz. Güney Marmara. Evet. Anlatır mısınız onu da? Kooperatif başkanlığına seçildiniz. Güney Marmara Kadın Kooperatifleri bölgesi temsilcisi olduk Güney Marmara'da. O da şöyle Simo Kadın Kooperatifler Birliği var. Yani üst çatısı. Bir de KEDEV var. KEDEV de Kadın Emeğinin Değerlendirme Vakfı. Bu ikisi de özel kurulmuş. İki tane ayrı. Bir tanesi vakıf, bir tanesi kooperatif. Bunlar bütün kadın kooperatiflerin Türkiye genelinde, bütün Türkiye kapsamında tek tek geziyorlar. Eğer bir eksikleri, gedikleri, bir ihtiyaçları, eğitim eksikleri, daha çok eğitim de çok önemli. Bunlara hizmet veriyorlar. Bu toplantıda da katılmaya başladık tabii. Bölgede çünkü öncü kooperatifsin. Hatta bizim bölgede yok denecek kadar daha az yani. Evet, şeyde, Edremit'te, Burhaniye'de ki bölgenin kapsamı da Bilecik'ten Çanakkale'ye kadar, öyle diyeyim, Güney Marmara. Toplam 30 tane kooperatif var. Bizim bölgede Bandırma ve şeyde Erdek'te pek yok zaten. Bu kooperatif tabii öne çıkıp dertlerini, tabii bunda şu kaygın olmayacak. Hani para kazanmıyorsun, hizmet veriyorsun. Hizmet odaklı sektörler bunlar. Hani hem bilgini dağıtıyorsun şeyini. Bu kadınların kooperatifin ayakta durabilmeleri, işlerini daha iyi yapıp pazarlama olanaklarının çok daha iyi sağlanması. Pazarlamada ortak menşelerde antat kalabilmek, karşılıklı bir şeyler yapabilmek. Ya da senin bir deneyiminden ondan çok iyi yararlanmasını sağlayabilecek toplantılar, yani Çalıştay niteliğinde toplantılar yapılıyor. Bu toplantının sonuçları şöyle verimli. Geçen gittiğimiz İzmir bölgesine yapılan toplantıya biz de Güney Marmara temsilcisi olarak gittiğimizde onların yaptığı başarılı çalışmalar kendine feyiz alabiliyorsun. Kendi bölgendeki kooperatifleri yapması için ya da sistemleri oturtmaya çalışıyorsun ki genel manada şunu gördüm. Hani biz evet öyle değiliz ama bütün kooperatiflerin ne yazık ki bir ayakları mutlaka belediyeler ve kaymakamlıklar ya da valiliklere dayalı. Tabii gönül istiyor ki ayakları yere basabilen, kendi ayakları üstüne durabilen, kendi kararlarını kendi alabilen, mülkiyetine sahip çıkabilen özgür kooperatifler olabilirim. Ama onu zamanla belki biz daha kolay ama diğer kooperatifler de zamanla aşacak. Çünkü kadının mağduriyeti her konuda bence. İstemeyi yani ama kadında da şöyle bir eksiklik var. Ben onu zaman içindeki bu yolda yürürken çok öğrendim. Bir şeyi erkek ya da kadın olarak kabul etmek lazım. İnsan olmak ögesinden. Kimse kimseyi tepsiyle sunmuyor. İstemeyi bilmek lazım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Çay kahve almışsınız.